I'm so proud of our Ukrainian people and Ukrainian army and also Ukrainian president because they're defending our country so brave. And also I want to say my grateful to all people all over the world who is supporting us and all government and presidents who is supporting Ukraine. Tabii ki hiç kimse güvende değil orada. Onun şu anda ailesi de zaten Kiev'de yaşıyor. Onlar da kendi sığınaklarını oluşturmuş durumdalar. Ama Ukrayna halkından çok gurur duyduğunu söylüyor. Ukraynalı askerlerden çok gurur duyduğunu söylüyor. Ordudan çok gurur duyduğunu söylüyor. Özellikle de kendi Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere, Zelenski başta olmak üzere tüm dünyadaki onlara sadece sözlerle değil, kelimelerle değil gerçekten aksiyon alarak destek olan herkese çok teşekkürlerini sundu. 150,000 Turkish lira plus the money what they raised from the today's match, and I think this is an example to all clubs where the Ukrainian players playing or have been playing before. Yeah, I'm so appreciated. No War yazısıyla çıktı. Bunun da sebebini artık 21. yüzyılda hiçbir savaşın artık böyle sıcak savaş olmaması gerektiğini, artık diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini savunduğu için. The flags. Yeah, this is really they're incredible. This is not so nice. It's warm my heart, and I'm appreciate for everyone who came today with the flags or yellow blue colors. I saw everyone, and it's really touched my heart. Thank you so much for everyone. Kendi kulübüne ekstra bir teşekkür var Kuzeyboru'ya, çünkü Kuzeyboru 150.000 lira artı bu Eczacıbaşı maçından kazandığımız tüm parayı Ukrayna'ya armağan etti, bağışladı. O yüzden çok teşekkür ediyor ve aynı zamanda bu tüm kulüplere de çok büyük bir örnek olduğunu düşünüyor. Daha önce Ukraynalı oyuncular oynamış veya şu anda oynayan fark etmez herkese bir ders olduğunu düşünüyor. Aslında Türklere çok teşekkür ediyor ve özellikle şunun altını çiziyor. Bir sürü Türk'ten çok fazla mesaj aldığını bildirdi. Tabii ki çoğunu anlayamıyorum veya hepsine cevap veremiyorum. Çok mesaj aldım diyor ama daha önceden de söylediğim gibi diyor tüm Ukraynalılar, yani Cumhurbaşkanımız olmak üzere diyor. Tüm Türk halkına çok teşekkür ediyor. Ve aslında bu bize, daha doğrusu Ukrayna ordusuna ve orada savaşanlar herkese çok büyük güç verdiğini söylüyor. Sürekli konuşuyorum, hiçbir zaman konuşmayı kesmedim diyor. Geceleri ailesinden sadece bir kişi uyanık kalıyormuş diğerleri uyurken ve sürekli bu devir daim halinden dönüyor. Biri uyurken diğerleri uyanıyor vesaire şeklinde. Çok fazla atak olduğunda füzelerle vesaire o zaman sığınağa giriyorlarmış. Bu şekilde sığınakta da bir şeyler oluşturdu onlar zaten yiyecek su anlamında bu şekilde yaşıyorlar. Ailesi Kiev'de yaşıyor. Özellikle bugün olan ataklar oldukça yakın olmuş evlerine. Çok konuşurlarken de hatta telefondayken olmuş. Zaten diyor Rus ordusu şu anda sivillere de saldırdığı için herkes, bütün herkes yani benim sadece ailem herkes çok korkuyor.